Normalde 40 liralık bilet yerine 70 lira bilet verdik ki lüks seyahat edelim diye. Saat 22.30'da Kayseri'den bindik. Saat şu anda 6, Ankara'dayız. Ankara'ya gelene kadar arabamızda sıcak çay servisimiz yok. Araç arızalıymış. Televizyon yok, araç arızalı. İnternet yok, araç arızalı. Telefonumuzu şarj edemeyiz. Neyse, bunlar Aralede bir araçla bizi seyahat ettiriyorlar. Araba hararet yaptı defalarca yolda. 6 saate biz Ankara'ya geldik. Ankara'da bize yedek bir şoför bindi. Ne şoförü bizim şu anki şoför tanıyor, ne de muavinimiz tanıyor. Şoför arabayı kaldırırken 3 kez istop ettirdi. Devam etti, durdu, kalktı, durdu, kalktı. Son şu karşıdaki bariyerlere çarparken biz bağırınca panik dedi. Geldi arabayı burada bırakıp kaçıp gitti. Biz yani yedek binen şoför burada arabayı bırakıp kaçıp gitti. Kurumsal olan, lüks olan bu firmanın yetkililerini arıyoruz. Aynı şoför bizi devam ettirecekmiş. Ama bize şoför diyor ki benim gözlerimden uyku akıyor yedek şoför binince. O olaydan sonra bizi İstanbul'a götürecekmiş. Biz de tepki gösterdik. Kesinlikle biz gitmiyoruz. Başkalarını arıyorlar, müdürlerini arıyorlar, bilmiyorum kimler arıyorlarsa. Şu anda uygun saatte değiliz. Yapacak bir şeyimiz yok. Siz böyle devam edin. Aracımız da yok, şoförümüz de yok. Sonra da Bolu'dan bir tane size şoför vereceğiz. Muavin ve şoför arkadaşım bize davranışları da gayet lakayt, dalga geçer gibi. Zaten jandarma da geldi sanırım. Polise biz jandarmaya da haber verdik, asayişe de haber verdik. Yani mağduruz. Arabada askeri olan arkadaşlar var, birliğine teslim olacak arkadaşlar var. Uçağına yetişecek olan insanlar var. Yani 45 insanı burada mağdur ettiler. Bizim can güvenliğimizle oynadılar. Trafik polisi çağırdık. Onların alan olmadığı için jandarmaya dedik. Hata yaptıysa hemen polis arayın, durdurun arabayı. Durdurun, ben burada 4 saati bekliyorum. Haklısınız. Baba elini kolunu aşağı indir. Adam işini yapacak, karışamazsınız. Tutarım elini kolunu. Ben bir dakika. Sana mı tepki gösteriyorlar? Evet, yani niye çekiyordun sen beni şimdi? Ha? Haklısın. Tamam, bu kadın ailenin yanında da ana avrat küfür edilmiyor. Sus. Ya senin laylayın olmadır. Çekecek tabii. Ne polis geliyor, ne jandarma, ne kamil. Abi şimdi geldim. Kalmadan da konuşuyorsunuz. Geldi mi? Tamam. Buraya gel bir şekilde. Sen yolumuza gidelim. Hadi hadi, sen de bin arabana. Bin arabana. Serbest zaten. Bu adam gelecek. Biz sana bir şey demiyoruz.